Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyüküstü Alex Ipatov. Dün Avrupa Bireysel Şampiyonası'nın ikinci tur oynandı. Türkiye'den 3 tane Büyüküstü var. Mustafa Yılmaz dün de berabere yaptı. 2 turdan sonra 1,5 puanı var. Emre Can dün berabere yaptı. 2 turdan sonra 1,5 puanı var. Ve Şenal Vahap kazanabildi. Vahap'ın 2 turdan sonra 2 puanı var. Ve bugün bu videoda Vahap'ın dünkü galibiyeti analiz edeceğiz. Vahap'ın rakibi Uluslararası Usta Şübeli Yan, yani 2412. Ve bu maçta Vahap siyah taşlarla oynuyordu. Hadi başlayalım. E4, E5, at F3, acı 6, fil B5, Ruy Lopez savunması. A6, fil A4, at F6, kısa rok, fil E7. Her şey normal. Yani bir sürü maç oynandı bu pozisyonda. D3, onun dışında kale E1'de var. Ondan sonra ne yapıyorlar? Kale E1'den sonra B5, fil B3, yani D6 ya da kısa rok, yani Marshall olabilir, başka variantlar da olabilir, Breyer mesela olabilir. Dediğim gibi yani satranç çok bol bol bir oyun. Herhangi yani hamlede bir sürü seçenek var, özellikle açılışta. O yüzden yani fazla derin bunu girmeyelim. Yani insanlar bu pozisyonu yani bütün hayatını yani analiz ediyorlar. D3 oynadı Vahap'ın rakibi. B5, fil B3 ve D6. Normal. Şimdi sıra siyahta olsaydı ben at A5 oynardım. Ama tabii ki yani siyah D6 oynadı. Şimdi sıra beyazda. Ama D6'nın fikri ne? Bu piyonu korumak. Tabii ki şu filde oyuna girmek istiyor bir şekilde. Ve yani at A5 bir fikri var. Yani at A5 oynadığı zaman siyah fil çiftini kazanacak. Ve düşünüyorum hiçbir problem olmaz. Belki siyahın pozisyonu biraz daha yani üstü olabilir. O yüzden beyaz C3 oynuyor. Şimdi siyah at A5 oynarsa artık yani fil C2'ye kaçabilir. Ve onun dışında beyaz normal D4 sürmek istiyor. Önce at B2 bu piyonu koruyor, sonra D4. Niye? Çünkü beyaz yani beyaz taşlarla oynuyor ve merkez için savaşmak istiyor. Tamam mı? Kısa rok mantıklı ve A4. O da mantıklı. Beyaz A2'yi açmak istiyor. Almak istiyor B5'te. Şimdi siyahın bir sürü seçeneği var. Fildeydi. Vahap bunu oynadı. Fil B'ydi. Belki fil G4. Kale B8. Yani bir sürü seçenek var. Belki at A5 bile var. Bilmiyorum. At A5. AB5. Bunu göstereyim. Emin değilim. Büyük ihtimalle çok kötü bir fikir ama böyle bir fikir başka bir variantta gördüm. Ve Kale B8. Ve ondan sonra siyah piyonu geri kazanmak istiyor. Ama büyük ihtimalle at A5'ten sonra fil 1'e gidecek. Ve şu at A5'ten ne yaptığını emin değilim. Neyse ne. Vahap ve fil D'ye oynadım. Fil G4 bir şekilde oynamadı. Yani çok nüans var Ruy Lopez'te. Yani niye mesela fil G4 oynamıyor siyah? Yani daha aktif değil mi yani bu çaprazında? H5'te bir çaprazında. Daha aktif ama beyaz böyle bir şey yaparsa diyelim at B2, ondan sonra H3, ondan sonra fil H5'e gitmek zorunda kalacak. Ondan sonra beyaz ne yapıyor? Kale E1, at F1, at G3. Ve ondan sonra fil G6'ya gidiyor. Ve G6'da fil pek iyi kalmıyor. Belki beyaz at H4, at F5 oynayabilir ondan sonra. Yani. Duyduğum kadarıyla belki yanlışım ama beyaz D4 oynadığı zaman o zaman fil G4 mantıklı geliyor. Niye? Çünkü bir baskı var şu ata karşı ve şu at D4 iki piyonu koruyor. Ama şu piyon D3'teyken, D4'te değilken fil G4 belki en iyi bir hamle değil. Dediğim gibi beyaz H3, kale E1, at F1, at G3 oynayacak ve fil G6'ya gitmek zorunda kalacak. Belki o yüzden Vahap fil D7 oynadım. Fil C2. Tamam. Belki D4 sürmek istiyor beyaz. Niye? Çünkü bu piyonu korudu artık. Ve kale E8. Tamam. Mantıklı. Oynamadığı bir taşını oyuna getiriyor Vahap. Ondan sonra belki fil F8, G6, fil G7 oynamak istiyor. Bakalım. Kale E1 ve fil F8 oynadı. Mantıklı. At B2, o da mantıklı. Beyaz gelişmesini devam ediyor. Kale B8. Tamam. Belki B4 bir fikri olabilir gelecekte. At F1. O da mantıklı. Yani. Çünkü şu fil C1'de bir şey yapmıyor. Pasif. Şu at yüzünden. Ve at F1'e gidiyor. Ondan sonra belki at G3 olabilir. D4. Öyle bir şey. Ve G6. Daha önce bahsettik bu fikir hakkında. Çok tipik bir fikir Ruy Lopez için. Fil G5 mantıklı. Gördüğümüz gibi şu an açılıştayız ve iki taraf ne yapıyor?
Yani taşlarını oyuna getiriyor. Yani tam böyle oynamak lazım arkadaşlar. Çünkü yani gördüm, çocuklar bazen bir taşla mat etmek istiyor. Böyle olamaz arkadaşlar. İki taşla mat edemezsiniz normalde. Tamam mı? Bütün taşlar oynasın. Ondan sonra yani şanslar yükseltiyor yani atak korumak için. H6 tamam. Kurtulmak istiyor şu filden Vahap. Ama normalde böyle bir hamleler hakkında ne diyeyim? Piyonlar geri gidemiyor. Biliyorum. Bütün videolarda bunu aynı şey diyorum. Farkındayım. Ama bu şey önemli. Özellikle şahtan piyonları sürerken. Şahtan ne demek? Yani şimdi senin şahı G8'de. Demek istiyorum şu F7'deki piyon, G6'daki ve H7'deki piyonlar şaha yakın. Onlarla oynarsınız artık geri gidemezsiniz ve şah zayıf olabilir. Ve şimdi Vahap H6'da oynadı. Normal hiçbir şey demiyorum ama yani bunu dikkat etmek lazım normalde. Normalde niye? Çünkü belki gelecekte şu fil 1'e gidecek, at gidecek ve beyaz F4'te oynayacak. F4 oynadığı zaman belki pozisyon açık olacak diyelim siyah aldı. Ondan sonra D4 ve şu piyon belki biraz daha zayıf kaldı. Yani şu piyon H7'deyken problem yok yani bu siyah koruyor hepsini ama H6'dayken şu piyon biraz zayıf. Onun dışında böyle fikirler var. Fil B3 belki at H4 ve at G6 var. Niye? Çünkü yani siyah geri alamaz. Şu fil A2 G8 çaprazındayken. Tamam mı? Böyle küçük detaylara dikkat etmek lazım. Sadece demek istediğim bu. Beyaz ne yaptı? Fil F6. Tamam. Vezir F6. Siyahın fil çifti var. Problem değil. Aldı aldı. Tamam. Beyaz dikey açtı şu kale için. Artık kale hiçbir hamle yapmadan yani aktif kalıyor dikeyde mantıklı. Ve at H3. Ve şu at merkeze doğru gidiyor. Ve at H3 çok mantıklı geliyor bana. Niye? Çünkü artık at için ne gerek var yani. Şu piyon G6'da ne F5'e gidemez ne H5'e gidemez. Hiçbir şey yapamaz. Ama E3'ten belki de 5'e zıplayabilir. Yani merkeze doğru. Hadi bakalım ve geri gitti Vahap. Mantıklı. Zaten beyaz adli 5 oynamak istiyordu. Çift saldırıyla hem vezire hem bu piyona ve Vahap hemen dedi ki hemen geri gideyim. Fil B3 mantıklı. Şu fil geri geldi. A2 G8 çaprazında ve bir baskı var F7'deki piyona karşı. Bakalım ve fil G7 mantıklı. Ve beyaz H4 oynuyor. Ya da önce bahsettik. Siyah H aldı da oynadı. Ve şu piyon biraz zayıf kaldı. Şimdi beyaz H5 oynarsa artık yani bir şey oynamak zorundayız. Yani. Aksine şu piyon burada olsaydı beyaz H5 oynadığı zaman problem değil. Yani beyaz H5 G6 alırsa biz de geri alacağız. Ama maalesef yani siyah için maalesef şu piyon artık H6'da. Bakalım. Kale F8 ve Vahap farkında. Bir şey yapmak lazım. Şahını korumak lazım. Ve geri gitti. Ve D4. Ve yani beyaz iki tarafta oynuyor. Hem yani merkezde hem de şah tarafında. Ama tabii ki siyahın pozisyonu çok sağlam. Fil çifti de var. Ve zayıflık göremiyorum şu an. Bakalım ne yaptı? Şah H8. Mantıklı. Yani şu şah A2 G8 çaprazında biraz yani iyi kalmıyor. Niye? Çünkü beyazın bir fili var burada. Sürekli bir baskı var. Bu güzel bir profilaktik bir hamle düşünüyorum. H5. Mantıklı. Yani beyaz ne istiyor? Bir baskı koymak istiyor şu piyona karşı. Tabii ki almak siyah istemiyor düşünüyorum. Yani evet bir piyon kazanıyor ama artık piyon zinciri yani tamamen berbat oluyor siyahın. Ya da G5 oynarsa aynı şey. Berbat bir pozisyon oluyor. Niye? Çünkü şu fil çok pasif. Çünkü bu burada piyon var, G5'te piyon var. Ve onun dışında F5'teki karesi çok ve çok zayıf yani. Piyonlar geriye gidemiyor. Ne bu gidemez ne şu piyon artık gidemez. Ve Vahap ne yaptı? Çok ilginç bir dinamik bir hamle yaptı. F5. Niye? Çünkü fil çifti var. Pozisyonu açmak istiyor. Hem de beyaz H4 H5 oynadı. Şahtan. Daha önce de konuştuk. Yani dikkat olmak lazım. Piyonları şahtan oynarken. Ve beyazdan bunu yaptı. Ve Vahap diyor ki tamam hadi bakalım ne olacak burada. F5 oynadı ve beyaz belki madalya kazanabilir. Bilmiyorum. Ben bunu hesaplamıyorum ama genel olarak siyah için pozisyonu açmak faydalı. Niye? Çünkü fil çifti var. Ve şah şimdi gayet güvende H8'de. Bakalım beyaz aldı.
O da geri aldı. Bence çok güzel bir pozisyonu var ama bilgisayar diyor ki beyazın belki bir üstü var. Ama ben bu pozisyonu siyahla oynamak tercih ederdim. Niye? Çünkü ben fil çifti çok severim. Ve yani beyazın at h4 at g6 fikirleri yok şu an. Çünkü vezir koruyor bu kareyi. Aldı ve at e5 oynadı. Niye d5 bilmiyorum. Belki o da mümkündü ama atla aldı. Fil c2. Ne oluyor? Şu an almak istemiyor biraz çünkü siyah bunu yeterince koruyor. Ve b4. Tamam. Belki şu kaleyi oyuna getirmek istiyor Vahap. Niye? Çünkü kale bir şey yapmıyor. Hiçbir şey b8'de yapmıyor. F4 oynamak bence mantıksız. Niye? Çünkü şu fil çok aktif olacak bu çaprazında ve dikkat etmek lazım. At e5, vezir d3, vezir h7 fikirleri. Yani belki hemen olmuyor ama normalde böyle bir fikir var. O yüzden f4 bence bir hata olurdu. O yüzden Vahap bunu oynamadı. Onun dışında başka fikirler ne var? I mean, belki kale g8 bu pozisyonda değil. Yani genel olarak g2'ye getirmek istiyoruz şu kaleyi. Niye? Çünkü beyazın şahı g2'de. Ama hemen olmuyor. Çünkü şu piyonu dikkat etmek lazım. Mesela belki fil c6 fikirler var. Ama o zaman yine de hesaplamak lazım. Beyaz alabilir mi? F5'te alamaz mı? Ama b4'ten sonra siyah her şeyini koruyor. Hiçbir şey değişmiyor ama pozisyonu adım adım iyileştirmek istiyor. Mesela yani şimdi bc3 oynarsa artık kale b2 fikirler olabilir. Ve kale daha aktif oluyor. Beyaz aldı ve siyah fili aldı. Normalde biliyoruz piyonlarla merkeze doğru almak istiyoruz. D5 mesela ama siyah bunu yapmadı. Niye yapmadı bilmiyorum. Pozisyon çok dinamik. Hesaplamak lazım. Şimdi, belki G4 bir hamle var mıydı bilmiyorum. Çok düşünmeden büyük ihtimalle çok berbat bir hamle. Ama bu hamleyi gördüm. Ve bilgisayar diyor ki gerçekten berbat bir hamle. Gördüğüm bir variant şuydu yani vezir D3. Ve evet burada beyaz kazanıyor. Bilgisayar bile bunu ispatlıyor. Ama büyük ihtimalle siyah daha oynayabilir. Belki E4 bu pozisyonda. Şu filini kapatmak için yani bilmiyorum. Evet büyük ihtimalle E4. Ben bilgisayar ne dediğini görmüyorum. Bakmıyorum da. Ama büyük ihtimalle fena bir hamle değil E4. Çünkü şu filini kapatıyor. Ama neyse. Bir siyah D5 almadı. Belki alabilirdi. Demek istediğim. Ondan sonra E4. Şu filini kapatmak için. Ama fili aldı Vahap. O da belki çok mantıklı açıkçası. Niye? Çünkü vezir h4 bir fikir var. Kale g8 var. Evet. Fili 5 de çok yani güzel görünüyor. Belki vezir g5. Ve görüyoruz pozisyon açık oldu ve fil çifti çok yani daha yani güzel bir şey açık pozisyonlarda. Ad5 aldı ve f4 ve beyaz geri almadı bile. Alsaydı siyah ne hazırladı? Belki c6, belki vezir g5, belki kale g8. Emin değilim açıkçası. Ama beyaz düşündü ki f4 oynayayım. Geri gittim. Ve f4 siyah için çok güzel bir şey. Niye? Çünkü beyazın şahını açtı bu hamle. Yani önce beyaz h4 h5 oynadı. Bu şahını açtı. Şimdi f4 oynadı ve şah tamamen açık oldu. Hem de f4'ten sonra a7 g1 çaprazı açık oldu. Ve siyah için faydalı. Niye? Çünkü şu fil var g7'de. Ve beyazın aynı renk bir fil kalmadı tahtada. Tamam mı? O yüzden düşünüyorum f4 iyi bir haber siyah için. Beyaz geri aldı ve kale f7. Güzel bir profilaktik bir hamle. Belki beyaz kale e7 oynamak istiyordum. Ya da at e7. Belki at e7, at g6 şah. Ne gerek var? Kale f7 her şeye karşı koruduk. Ondan sonra belki c6 oynamak istiyoruz. Ups. Bu yanlış bir şey bastım. Beyaz tabii ki bunu yapmadı. Vezir e2 oynadı beyaz. Ne istiyor? Büyük ihtimalle at e7 at g6 istiyor. Bakalım. Ve şah h7. O da profilaktik bir hamle olabilir. Şimdi beyaz at e7 oynarsa at g6 şahsız gelecek. Belki fil c3 için zamanlı olacak siyah. Kale a3 oynadı. Beyaz mantıklı. Bu piyonu koruyor. Ondan sonra belki ne yapabilir? At e7. Belki c3, belki c4, kale g3 emin değilim ama genel olarak siyahın pozisyonu gayet güzel görünüyor. Şah güvende, fil çifti var ve beyazın şahı biraz açık. Özellikle a7 g1 çaprazında. Ve vezir h4. Çok mantıklı. Ondan sonra belki kale s8 oynamak istiyoruz. Belki c6, vezir f4 var. Bakalım aldı beyaz c7 de. Kale b2. Şu piyonu bile almıyor Vahap. Niye? Çünkü inisiyatif daha önemli.
Şimdi yani siyahın taşları oynuyor. Şu kale aktif, vezir aktif, şu fil aktif. Şu kale aktif değil ama bir şey yapıyor. Profilaktik bir rolü var bu kalenin. Hem de şu fil gelecekte belki cevaplaya gidebilir. Ama şu anda bir şey yapıyor. Mesela bu piyonu koruyor yani. Bir problem olmasın. Ve beyazın mesela file 5'i yok. Çünkü alacağız. Beyaz alacak ve e1'deki kale düşüyor. Ondan sonra ne oldu? Kale f1 koruyor f4'teki piyonu ve kale 7. Güzel. Oynamadığı taş bir taşı ne oyuna getiriyor Vahap. Şu piyonu korumak henüz gerek yok. Çünkü şu fil onu koruyor. Vezir f2 oynadı beyaz. Fil f5 oynasaydı ne olurdu mesela? Ben alırdım. Vezir b2 ve bu pozisyonda vezir e1 yok çünkü kale beyazın f1'de, e1'de değil. Ama bir fikir var de Vahap'ın ve bu pozisyonda mesela ne hazırlanmış olabilir? Emin değilim. Yani şu fil bu çapraza nasıl gidecek görmüyorum. Aa, fil d3 kale 2 mi? Yani hiç emin değilim. Böyle pozisyonlarda bilgisayarla analiz etmek lazım. Ben emin değilim ama belki fil d3 bakalım. Değil, hiç değil arkadaşlar. Bana inanmayın. Görüyoruz çok kötü bir hamle. Niye bilmiyorum bile şu an. Mantıklı düşünüyordum. Aldığım kaleye 1 ya da kale 2 bir fikirleri var. Bak ki vezir f2 yüzünden. Şimdi baktım bilgisayar ne diyor. Vezir d2 aldım ve şimdi ne? Ve şah. Yani bunu görmek özellikle take note da zor yani. Şah ve ondan sonra kale a8 şah olacak ve siyah kaybediyor. O yüzden fil d3 değil. Şimdi bakayım bilgisayar ne diyor. Tabii ki Alex çok az saat uyudu bugün. Hiç görmüyor düşeceğini. Çok basit bir cevap var arkadaşlar. Evet, çok basit. Gülmeyin lütfen yorumlarda. Ya da gülün, yorum yapın. O yüzden bu videoyu daha beğenin. Tamam mı arkadaşlar? Hiç görmedim şu at yani C7'de olduğunu. Vezir B2, bu variantı. Vahap'ın rakibi ne yaptı? Vezir F2, Vezir G4. Siyah değişmek istemiyor. Niye? Çünkü inisiyatifi var. Taşlar da aktif. Değiştirirse oyun sonu olacak. Belki o zaman da Sehin normal bir pozisyonu var. Ama vezirler tahtadayken şanslar daha yüksek yani. Ne yaptı? Beyaz hiçbir şey yapmadı. 0-1 yazıyor. Demek ya da terk etti ya da zaman bitti beyazın. Belki terk etti. Yani çünkü kale e2 bir fikri var. Vezir koruyor e2'deki kareyi. Şu fil artık oynanmıyor. Aynı şey olursa yine artık biliyoruz ne olacağını. Siyah kale atını alacak ve pozisyon kazanç ondan sonra. Neyse ne. Beyaz burada terk etti. Anladı yani. İyi bir hamle olmadığını ve kale 2 bir tehdit olduğunu ve terk etti. Tamam arkadaşlar. Güzel bir galibiyet oldu Vahap için. Yani inşallah bugün de kazanabilecek. Ve tabii ki Mustafa'ya da Emre'ye de bol şans diliyoruz. Teşekkürler ve yarın görüşürüz. Hoşça kalın.